verilen bir örnek vardır. Yani yaşam böyle düz bir çizgi değildir, böyledir. Hatta kalp atışlarımız bile böyledir. Yani aslında insan dediğimiz şey tamamen stabil olmak üzere tasarlansaydı tırnak içinde. Bence zaten kalp atışımız bile böyle böyle olmazdı. Ne dersiniz? Düz çizerdi işte, düz Evet. ince düz. Bunun bir anlamı var yani. Her şeyin stabil ve dengeli olmasını isteyen bir daha düşünsün diye her zaman söylerim yani. O kalp, vücuttaki o bütün dalgalı ritimler bunu ders verir aslında devamlı olarak, ama biz Evet. diyoruz yiyelim kilo almayalım, başım hiç derde girmesin, acı çekmeyeyim, hep güleyim, hiç kırışmayayım, hiç yaşlanmayayım falan. Bu hayat öyle bir hayat değil. Hocam peki bu koşturma, bu bitmeyen yoğunluk insanın kendinden kaçışı mıdır? Evet. Şimdi yıllar evvel bir programa katılmıştım. İnsan neyi arar sorusunu işte gündeme getirdi moderatör televizyonda. Biz de çok Şey mi? Belasını demediniz mi? demedim. Ben yani olumlu konuşmayı tercih edenlerdenim. Ama şimdi program Belalımlı da oluyor ama hocam bazen. tabii ki zaten geleceğim yer orası. Ne arıyor olursa olsun aslında bulduğu şey genellikle belası oluyor. Şimdi programda çok şey söyledim. Böyle tahminler yürüttüm daha doğrusu. Ben de insanım. Ne bileyim ne arıyorum işte. Gezip duruyoruz ama ne aradığımızı çok da bilmiyoruz. Program çıkışında birlikte çalıştığım sevgili Meltem Nartar, psikolog arkadaşım, bana defaatle mesaj atmış ve program sırasında görmemişim. Araca binip evime giderken mesajları gördüm ve çarpıldım arabada. Harika bir şey söylemiş. Tam bana o soru sorulduğunda yazmış. Saatine baktım. Ölümsüzlüğü arar. Nokta. Bu harika bir şey. Öleceğini bilen tek canlı olarak insanın aslında en büyük arayışı gerçekten de ölümsüzlük. Yani psikolojide falan da bu zaten çok bilinen bir şey. Hani ben orada aslında günlük hayatta insan şunun peşinden koşar, bunun peşinden koşar diye anlatırken çok önemli bir noktaya dikkat çekmiş arkadaşım. Gerçekten bütün koşturmalarımızın arka planında sanki bunlar bizi ölümden kurtaracakmış ya da ölümsüzcesine bir haz ya da tamamlanmışlık verecekmiş gibi bir psikolojik altyapı var. Halbuki öleceğini bilen tek canlı olarak ölmemek için yaşamak kadar isabetsiz bir yaşam tercihi yok. Yani çünkü eninde sonunda yanılacaksın. Yani eninde sonunda öleceksin neticede. Ve bu eninde sonunda 30 saniye içinde olabilir, 30 yıl içinde de olabilir, 100 yıl içinde de olabilir. Fark etmez. Neticede sistem haklı çıkacak. Zaman seni buradan alıp götürecek ve derler ya adını anan son kişi de hatırlayan son kişi de öldüğü zaman sen gerçekten hiç var olmamış gibi olacaksın. Yani. Şimdi böyle bir dünyada ölmeyecekmiş gibi yaşamanın, ölmemeye çalışmanın, mesela sağlıklı kalmanın tek amacının hasta olup ölmemek olduğu falan garip adetlerin türemesi çok anlaşılabilir değil. Ama şu anlaşılabilir. Eğer bir insan ölümlü olduğu, geçici olduğu bilinciyle hiç yüzleşmemişse, ölüm fikriyle nasıl halleşeceğini bilmiyorsa, ölümlü bir hayatı yaşama sanatına hiç maruz kalmamışsa, örneğini görmemişse ne yapacak? Gözünü kapatıp yok ki yok ki diye öyle yaşayacak. Yani bir nevi o bana olmayacakmış gibi varsayımla yaşaması lazım. Bu açıdan baktığında öleceğini bilen tek canlı olarak hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama ya da ölümü umursamama bizim hayattaki en büyük dilemmamız gibi gözüküyor. Çok büyük bir problem. Çok bir kere gerçek. Ama mesela şunu herkese öneriyorum. Sıklıkla da anlattım mı anlatıyorum. Senin vesilenle de tekrar hatırlatayım. Ölümün hiç olmadığı bir dünyanın hayalini kurmak faydalı olabilir. Hiç ölüm Kesinlikle olmadı. umut hocam. Evet. Emin misin? Mesela bir düşünün. Merkez böyle diyor çünkü bildiğimiz sistemde ölüm mecburi. Herkes ölüyor yani. Bütün canlılar ölüyor. Ama hiç ölüm olmasaydı ne yapardık biz? Şu gerçekten Hiçbir realistik şey yapmazdık hocam. aynen öyle. Yerimizden O bile yüzden kalkmazdık. sıkıcı Nefes olurdu diyorum. bile almazdık. Çünkü nefesi niye alıyoruz? Ya o hareketler, o dalgalar niye var? Öleceğimiz için. Yani hayatta kalmak için belli bir dengeyi tutturmak zorunda olan canlılar başta olmak üzere bütün varlık aslında böyle. Dolayısıyla ölümün bu açıdan fark edilmesi, yani bizim bir şey yapmamızın ana nedeninin ölüm olduğunu fark etmek devrimler yaratıyor insanın içinde. Ve dolayısıyla bu sınırlı ömürdeki her bir anın, nefes aldığın, sağlıklı olduğun, gözünün açık, zihnin çalışır olduğu her bir anın ne kadar kıymetli ve hani boşa geçirilemeyecek derecede önemli olduğunu fark etmeye başlıyorsun. İşte bu ölüm bilinciyle yüzleşememiş insanlar ki ben de hayatımın çoğunu böyle geçirdim. Böyle dini eğitimler almış olmama rağmen bir sürü işte gelenekten şeyler öğrenmiş olmama rağmen anlamamışım. Zihnimin bilinç düzeyine çıkarmamışım bu işi. Lay lay lom yaşadık senelerce.
Ondan sonra bunu fark etmeye başladığında bu hayatı değerli hale getirmek için her bir anın kaçırılmayacak fırsatlar olduğunu fark ediyorsun. Ve o nedenle durmuşun, koşmuşun, işte acı çekmişin, sevinmişin hiçbiri çok önemli olmuyor. Önemli olan şey gemi gidiyor mu? Rota devam ediyor mu? Mesela bir Budist rahibinden öğrendim. Her sabah kalktığında adamın yaptığı meditasyon. İlk gözünü açar açmaz daha hiç kımıldamadan, yataktan kalkmadan bakıyormuş nefes alıyor muyum? Süper, harika nefes. Kalp atıyor mu? Evet atıyor. Sistem, vücut, her şey yerlerinde mi? Harika. O zaman bugün çok harika bir gün. Adam her şey çalışıyor. Çünkü o gün, o gece yatan insanların milyonlarcası sabah uyanamadı. Ya da hasta uyandı. Tabii 700 bin kişi ölüyor günde yaklaşık. Yani 700 bin insan dünyada dün vardı, bugün yok. Ve ben bunun içerisinde uyanmışım ama şöyle kalkıyorum. Lanet olsun gene aynı sabah. Ya bu çok yazık yani. Bu çok kötü bir şey. İşte bunu ortadan kaldırmaya gayret ediyorum kendimde ve herkes. Çünkü mutluluk biraz bununla alakalı. Evet, evet. Ya hocam aslında bir Kaf Dağı'nın arkasına itildi mutluluk ve hep daha fazlaya endekslendi. Oysa dediğiniz gibi belki sahip olduklarınla, belki değil büyük oranda sahip olduklarınla yetinebilmeye dair önemli bir yetenek ve irade gerektiriyor bence. Geçtiğimiz aylarda sanırım Ferda Yıldırım paylaşmıştı Instagram'da hikayesinde bir tweet ve çok hoşuma gitmişti. Ferda'yı zaten çok seviyorum, canım arkadaşım ve ona da yazmıştım düşüncelerimi. Yani mutluluk kelimesi sonradan türetilmiş bir kelimedir. Aslen bahtiyar kelimesi, bahtımla yarım, arkadaşım, yani bahtımla el sıkıştım, öyle böyle gidiyoruz demek aslında. Oysa evet, mutluluk bize zenginliği, başarıyı, iyi görünmeyi, iyi bir bedene sahip olmayı, sosyoekonomik olarak her geçen gün bir istikrarlı biçimde yükselişte olmayı emrediyor adeta. Haz ve galibiyet ya da işte hiç acının olmaması mutluluktan anladığımız. Evet. Ama mesela bu bahtiyar öyle cuk oturdu ki bundan sonra direkt aldım kullanırım ben bunu. Selam ediyorum. Hakikaten çok iyi. Yani zaten işte artık dilime pelesenk olmuş. Muhtemelen kendimi hatırlatmak için çok kullandığım ifadedir. Mutluluk hayatından razı olmakla alakalıdır diye hep tekrar ediyorum. Bunu kendime hatırlatıyorum aslında, başkasına söylemiyorum. Çünkü insan bunu çok sık unutuyor. İşte evet, o sabah kalkıp nefes aldığını fark etmek, elindekileri görmek. Yani hayatına yeterince katkı yaptığını düşünen, elinden geldiğini yaptığını düşünen herkesin ortak özelliği. Bu hayatından razıdır o. Bir başka alternatif aramaz ya. Bu şey demek değil. Mal mülk istemez böyle fukaralık içinde. Hayır. Bir şey istiyorsa onun için umutla çalışmaya devam. Evet. Mutluluğu için zaten sabırı getiren umut, mutluluğun kendisidir zaten. Mutlulukla umut zaten akraba kelimeler. Ama bir insanın ümidi olabilmesi için nefes aldığını fark etmesi lazım. Yani işte dediğim gibi düşünsene, yani herkesi kılıçtan geçirdikleri o distopik diziler gibi bir şeyin içinde olduğunu düşün. Herkesin kafasını kesiyorlar. Sana geliyor sıra. Diyorlar ki sen geç. Şimdi o kafası kesilen insanların arasında tabii korkunç bir manzara ama sen geçtiğin anda o sahili selamete çıktığında ilk ne düşünürsün? Baba yırttık, hadi parti. Yani değil mi? Böyle bir sevinç patlıyor. Ama her sabah bu niye olmuyor? Çünkü evet, kafaların kesildiğini görmüyoruz. Görmüyoruz. Görmek istemiyoruz. Dolayısıyla evet, bu evet, günün artı birini göremeyince umut yok. Umut yoksa mutluluk yok. Çünkü rıza yok. Evet. Hep Allah, işimiz zor. Ben sizin son röportajlarınızdan birinde ekran bağımlılığına dair verdiğiniz bir yanıtı burada hem ekrana vermek isterim hem de sormak isterim. Yeni bağımlılıklar kapıda demişsiniz. Mesela onu sormak isterim size. Yani demin de söylediğiniz tehlike bağlamında sormak isterim. Artık uzunca dinleyebilme, sevebilme, konuşabilme yetimizi kaybediyoruz belli ki. Ve siz bunu bir tehlike olarak değerlendiriyorsunuz. Peki yeni tehlikeler neler bizi bekleyen? Şimdi tehlikenin yeni nitelememi açıklayayım önce. Mesela tutup da sosyal medyada vakit geçirmek tek başına tehlikeli değildir.
Ama ne zaman tehlikeli olur biliyor musunuz? Eğer benim gibi insan beyni milyonlarca senedir ne için yapılır? Bugünkü insan beyinlerinin dolayısıyla taşıdığı, doğuştan getirdiği özellikler, ayarlandığı konular ne? Ve şu anda ne yapıyor? Karşılaştırmasını yaparsanız felaketin büyüklüğünü fark ediyorsunuz. Az önce anlattığım şey, yani uzun süre bir bağlam üzerine konsantre olamamanın bütün hayatımıza yaptığı yıkıcı etki bu sonuçlardan bir tanesi. Bizim beynimiz aynı anda 1000 tane kaynaktan haber alıp da 10.000 tane şeyi takip etmek için yapılmamış. Her seferinde bir işe bakmak için yapılmış. Her seferinde bir işe konsantre olacağız, onun sonunu getireceğiz. Çok şükür diyeceğiz, kutlamasını yapacağız, sonra bir sonraki işe geçeceğiz. Ve yani aynı anda 2-3 işi yapabilen multitasking bir sistemimiz yok. Ama bugünkü sistem bizde şöyle bir sahne yaratıyor. Bak, bu mecrada da arkadaşlarım var. Şurada da seni bilmem kaç bin kişi takip ediyor. Burada gönderdiğini bu kadar kişi like etti. 2 dakikada kopyaladın, yapıştırdın, harika ödev yaptın. Ne sorsan cevap verecek Google var. Artık neyi bilmene gerek var ki? Lay lay loy loy. Böyle bir günler geçiyor. Şimdi Google zeka vehmi diye bir şey var. Herkes her şeyi bildiğini zannediyor. Çünkü cep telefonuna yazıyor çaktırmadan. Mesela de ki 5 dakika önce birini ara. Herhangi birini, akademisyen falan olmasına gerek yok. Ekran bağımlılığı konusunda görüşlerinizi alacağız. De 5 dakika sonra canlı bağlanmış. 5 dakika içinde öyle şeyler öğreniyor ki. Açıyor Google'a bakıyor, Wikipedia'ya giriyor falan. Ve gerçekten önemli şeyler yazıyor orada. Fakat böyle bir dünya zihinsel birikime izin veren bir dünya değil. Sonucu kaba gelebilir ama açık söyleyeceğim, aptallaşmadır. İnsan aptallaşmaktadır. Zekileşir. Evet, daha çok şey öğrenir. Sorun belki daha kısa vadede çözer ama orijinal fikir ve düşünce üretme, kendi varlığının ve etrafındaki varlığın derinlerine nüfuz edecek düşünsel sorgulamalar yapma yeteneğini kaybeder ve kaybediyor. Sonucu manipüle edilebilir kütleler haline geliyor insanlar. Deniyor ki bu satın alınacak, milyonlarca insan onu satın alıyor. Diyorlar ki bundan uzak durun, milyonlarca insan öbür tarafa kaçıyor. Ve bu adeta bir işte kukla oynatır gibi insanları oynatabilmenin sırrı budur. İnsanların gündemini boşalt, onları dertsiz ve aşksız bırak, ondan sonra ellerine ver eğlenceyi. Dünyanın en tehlikeli kombinasyonu boş bir kafa ve sınırsız internettir bir insan için. En tehlikeli kombinasyonu %, bu arada çalışma sonuçları olarak söylüyorum, %70-75 bu zihin pornografi bağımlılığına saplanır kalır mesela. Çünkü şu andaki internetteki en büyük tehlike bu. Beyin hasarı yapacak derecede yoğun pornografi bağımlılığı var. Çünkü artık ulaşım inanılmaz boyutlarda. İnternetin bu arada bilmem biliyor musunuz %70'inden fazlası pornografiye ayrılmış vaziyette. İnternetteki datanın, daha korkuncu, internette harcanan paranın %80'inden fazlası pornografiye harcanıyor. Bakınız, internet resmen porno sektörüne hizmet ediyor. Peki niye böyle? İnsan nasıl bir canlı diye sorsaydık bunu bilirdik ve önlemini alırdık. İnsan bir primattır. Bütün canlılar gibi işi gücü üremektir. Beyninin şekillenmesinde cinsel güdüler Freud'un bağıra bağıra vefat ettiği gibi çok önemlidir. Ve biz bu cinsellik güdüsünü sanki medeni insan kontrol altına alırmış gibi bir sanrı içerisinde serbest bırakalım, coşalım, 70'lerde çiçek çocuklar, cinsel özgürlük dedik ama her seferinde tekmeyi oradan yedik. Her seferinde kazığı buradan yedik. Şimdi de kazığı internet üzerinde mesela pornografi bağımlılığından yiyoruz. Ergen ve ergenlik öncesi çocuklarımızda fiziksel hasar yapıyor bunlar. Sevgili dostlar, anne babalar. Beyinde fiziksel hasar yapıyor pornografi bağımlılığı. Bu arada bir kere seyredince değil, bağımlılık diyorum. Onu bırakıp derecede onun müptela olmak. Hasar veriyor. Evet. Bir kere görünce bir şey olmuyor. Hani diyorlar ya, ne olacak canım çocuk bir kere. Sigara da uyuşturucu bir kere içiliyor. Ondan sonra Mevlam kayıra. Ve sadece bir tanesinden bahsettim. Şu anda bağımlılık üretme konusunda bu sistem inanılmaz başarılı. Çünkü bizim verilerimizi alıyor. Verilerimizden hangi zaafımız daha kuvvetli onu tespit ediyor. Bize ona göre olta atıyor. Nokta atışı beni alıp götürüyor. Dolayısıyla bu şeyi, hani bu dünyada yaşamanın birinci adab-ı muaşeret kuralı olarak her zaman şunu söylüyorum. Herhangi bir teknolojik aletin başına oturduğunuzda ya da o aleti elinize aldığınızda kendinize otomatikman şu soruyu sormayı alışkanlık haline getirin. Ben bu cihazı niye aldım? Ben şu anda ne yapacağım? Eğer bu farkındalıkla alırsanız çok sorun yok ama bir bakayım millet ne yapmış, zaten canım da sıkılıyordu, otobüste gelmedi, arkadaşım da gecikti falan.
Açtınız mı bitti. O sistem sizi kapacak bir yerinizden ve alıp götürecek. O WhatsApp'ta cevap vermeyi unuttuğunuz mesaja cevap vereceğim diye telefona girip 1,5 saat alakasız işler yaptıktan sonra mesaja cevap vermeyi unuttuğunuz günleri hatırlayın. Alıp götürüyor sizi. Gündeminizi kendine göre belirliyor. O yüzden insan olmak ve insan olarak gelişmek istiyorsak bu konuya bir sınır koymak zorundayız. Hocam aslında bu yani surf yapma tabiri boşa seçilmiş bir metafor değil. Yani surf yaparken çünkü o dalga sizi bir alır ve kendinizi o kaç metre olduğu da zaman zaman belli olmayan okyanusun, denizin dibine böyle kafanızı vurmuş biçimde bulursunuz. Dolayısıyla gerçekten yani surf tabiri ben bunu uzun süredir fark ediyorum. Boşuna kullanılmamış. Yani niye gezinmek denmemiş de surf denmiş yani. Çünkü orada kendini iyi hissediyorsun. Ha, dalganın üzerinde akıyorum, kayıyorum falan diyorsun ama aslında hiç de öyle göründüğü gibi daha, değil. Bir şey daha hatırlatayım. Surf tahtası verilen insanların kahir ekseriyeti, büyük bir çoğunluğu benim gibi zor yürüyen adamlar. Hani benzetmeyi anlatabildim mi? Oradaki hiçbir kültürel duruma karşı hazırlığı yok ki. Beyni 150 kişiyle iletişime geçmek için tasarlanmış 5 milyar insanla bir anda yüz yüze geliyorsun. Buna hiçbir beyin hazır. Hazır değil, kesinlikle. Burada aslında surf derken akıntıya kapıldık, gidiyoruz demek istiyorum. Gidiyoruz. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam, şimdi bu sizin anlattıklarınız, yine benim sizin başka röportajlarda not aldıklarımla da çok örtüşüyor. Orada diyorsunuz ki, biz artık veriyi bilgiye, bilgiyi marifete, marifeti de hikmete, yani bir rehber bilgiye çeviremiyoruz diyorsunuz. Buradan yola çıkarak, bunun zaten benzerini az evvel de söylediniz. Şunu sormak isterim. Neredeyse her cihazımız akıllı. Yani robot süpürgesinden telefonuna, kolumuza taktığımız saatten, uzaktan erişebildiğimiz her türlü aygıta kadar teknolojiyle etrafımız çevrilmiş vaziyette. Fakat hepimiz daha yorgunuz. Yani bunlar bizim hayatımızı kesinlikle kolaylaştırmadı. Dediğiniz gibi elimizin altında bir Google var ama kimse daha bilge değil. Kimse daha erdemli, daha bilgiyi paylaşma konusunda istekli ya da mahir değil. Ve çok şaşırdığım bir başka unsur, bu kadar hayatımız kolaylaştığı halde teknoloji ve diğer tüm kazanımlar sayesinde yaratıcılık diye bir şey kalmadı.